Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar, bir müşterimiz lastiğini buradan yarmış. Bakın tam şurası. Buna şimdi içten ve dıştan yama yapacağız. İçeriden de gösterelim. Ustam. Şöyle. Bakın. Tam buradan yaramız var. Şimdi bunun tamiratını yapacağız hep beraber. Hadi bakalım. Evet, şimdi bu yüzeyi biraz temizleyelim. Bu şekilde. Gel bakalım. Ve kovuçuk dolduracağımız için şuradan yapalım. Evet, şimdi burası hazır. İçeriden önce yamamızı vuralım. Neredeydi yaramız? Burada. Yanak yaralarında içten dıştan yama yapıyoruz. İçeriden soğuk yama koyacağız. Dışarıdan da sıcak ütüde kavuşuklu yama yapacağız. Gösteriyor musun? Evet, şimdi içten yamamız vuruldu. Bu işlem bitti. Şimdi dışarıdan da müdahalesini yapalım. Aleyküm selam kardeşim. Yapıştırıcımızı şimdi sürüyoruz. Biraz çektikten sonra buraya kavuşuk dolduracağız. Şimdi bu tarz yanak yarık olan lastiklerde eğer yarığımız çok büyük değilse içten ve dıştan yaptığımız yamalarda randıman alabiliyoruz. Aracımız tekrardan lastiğini kullanabiliyor. Fakat bu araç bu lastikte bu yamalar bittikten sonra muayeneden geçmez. Neden? Yanakta yama olduğu için muayeneden geçmeyen araç yama yüzünden muayeneden geçmeyen araç neden o zaman yama yapıyorsunuz derseniz arkadaşlar lastiğimiz iyi. İyi durumda da olduğu için biraz daha kullanabilmek adına müşterimizin şu anki derdini görmek zorundayız. O yüzden biz elimizden geleni yapacağız. Ama muayeneden bu tarz lastikler burası yara yeri ne kadar isterse küçük olsun dışarıdan yama gözüküyorsa muayeneden geçmez arkadaşlar bu. Şimdi yaramız burada. Bunu bir dolduralım. Bu şeridi de böyle ince kullanmamız sebebi çok daha güzel yama birbirine kaynıyor ve çok fazla dışarıya taşmıyor. Taşmadığı için de kaba gözükmüyor. Şimdi bunu böyle yaptık. İkinci vuracağımız şeride de çaprazlama vuruyorum arkadaşlar bu sefer.
Serdar arıyor. Bu. Buna şu an yeter. Şimdi sıcağı bağlayalım. Gel. Bunun içine bu kum torbalarımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun içine güzelce oturttuğumuz zaman lastiğimizi buraya veriyoruz. Evet. Bismillah. Evet. Şimdi lastiğimizi en az 1 saat, 1,5 saat kadar 140-150 derece sıcaklıkta burada pişecek. Piştikten sonra tekrar ne durumda yamamız içten dıştan tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet. Lastiğimiz oldu arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar bu tarz yanaktan yaralı lastiklerde dıştan ve içten yamasını yapmadan randıman alamıyoruz pek. Evet, bu yaptığımız yamamız arkadaşlar. Çok güzel oturmuş. İyi de kaynamış. Şimdi bunu jantın üzerine de takıp bir kere şişirelim. Ne durumda? Çok fazla balon yapacak mı yapmayacak mı görelim. Sanıyorum fazla balon yapmayacak. İçeride de yama vurmuştuk. Bu hazır yama arkadaşlar. Bezli. Hazır yama. Buraya da sıcak kavuçuklu yama vurduk. Şimdilik lastiğimiz iyi. Yaması iyi tutmuş. Bakalım canta nasıl balon yapacak mı göreceğiz. Evet. Lastiğimizin son hali. Çok da güzel oldu. Balon da yapmadı fazla. Hani yarığına göre balon da yapmadı. İyi de oldu. Lastiğimizi kurtarmış olduk böylelikle. Bu yama bununla ölür arkadaşlar. Bununla birlikte gider. Gayet sağlam oldu. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Orhan 59 kanalıma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.